İsmim Hasan Kırat, Avşar Mahallesi, 1954 doğumluyum. Eğitim hayatını Tekirdağ'da tamamladım. Daha sonra Asubay, Deniz Asubay Okulu'na girdim. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra da kendi baba ocağı olan Avşar Mahallesi'ne geldim. Bu bahçede hayatımı idame ettiriyorum. 50-60 hane var olduğunu hatırlıyorum. Şimdi nüfus oldukça düşük. 15 hane, 20 hane civarlarında. Köyümüzde okul 3'e kadardı. Okumak isteyenler başka şehire veya başka köylere eğitime gidiyordu. Biz de ilkokulu 4'te 5'i Çanakçı'ya geçtik. Daha sonra da işte yolumuz, yordamımız yoktu. Zor şartlarda ortaokul falan öyle lise devam ettik. Tekirdağ'da devam ettik. Çamur içinde, derelerden zor şartlardan geçerek, kış şartlarında çok zahmet çekerek eğitimimizi tamamlıyorduk. O zamanın koşulları öyleydi. Şimdi koşullar daha farklı oldu. Lise eğitimi tamamladıktan sonra askeri okul tercih etmemin sebebi ordumuzu ve milletimize çok düşkün olmam. Bir de beyaz elbise ve denize olan tutkumdan kaynaklanmaktadır. Piri hizmet yaptım, 28 sene hizmet yaptım. Emekli olduktan sonra ata yadigarı, baba toprağına geldik. Ben bahçemde işte gördüğünüz gibi bir miktar bağım var. Meyve fidanlarım, karma meyve fidanlarım var. Ceviz, badem, erik, kayısı, muhtelif meyve fidanlarım var. Köyümüzün dış kısımlarında tarıma elverişli arazilerimiz var. Daha çok ayçiçeği ve buğday ekimleri. Arpa, buğday, ayçiçeği bu ekimler vardır. Köyümüzde çiftçilik de yabana atılmayacak şekilde devam etmektedir. Komşularımız da yeni imkanlarla arıcılığa çok merak başladı. Şu anda bildiğim kadar 5-6 komşuda arı var. Bende de kendim de var. Ticariden ziyade kendi ihtiyaçlarını görecek şekilde arıcılık da mevcut. Buna karşı da büyük bir talep var mahallemizde. İnsanlar, yerleşenler bunu bayağı önemsiyorlar. Arı yetiştirmek için bayağı kendini zorluyorlar. Kurslara gidiyorlar ve gidiyoruz da kurslara, arıcılık kurslarına gidiyoruz. Oradan bir şeyler öğrenip burada arıcılık da yapmak için mücadele veriyoruz. Köyümüz eski tarihte, Osmanlı tarihinde bayağı daha eski tarihlerde büyük bir yerleşim alanıymış. Buraya büyük bir deprem olduğu söyleniyor. Büyüklerimizden öyle intikal etti bize. Burada bir kilise olduğu söyleniyor. Bir içme deremiz var, içme suyumuz vardır orada. Tıpın gelişmediği zamanlarda sindirim sistemine iyi gelen bir suyumuz vardı. Belki de o su depremden sonra çıkan bir su olduğu tahmin edilmektedir. O bölgenin aynı yerinde bir kilise olup o kiliseden de kilise sütunlarının oluştuğu, daha çok buraya Macarların ilgi duyduğunu biliyoruz. Zaman zaman da köyümüzü, mahallemizi ziyarete geliyorlar. Kiliseden çıkma sütunlarımız var. Köyün içindeki otobüs durağının orada köy muhtarlığı onu alıp oraya değer olarak koymuşlar, gel görsünler diye. Oldukça kıymetli bir sütunumuz da köy meydanında durmakta. Macarlar da buraya ilgi duyduğu için oraya bir anıt diktiklerini gösterebilirim size. Köyümüz örf adetlerine oldukça ilgi duyan, onları takip eden, yaşamaya çalışan bir halktır. Dostluk ilişkileri oldukça kuvvetlidir. Akrabalık bağları da vardır. Bayram ziyaretleri veya diğer zamanlarda, cemiyetlerde birbirimizi yalnız bırakmayız. Örf adetlerimiz sürekli devam ederiz. Köyümüzde bayanların gelinlik giymeden ziyade
milli bir kıyafet şeklinde kalpakları vardı. Gelinlik yerine onu giyerlerdi. Rahmetli anacığımdan da uzun süre onu görürdük. Fakat şimdi bu şeyler yok. Eskiden cuma akşamından pazar akşamına kadar düğünlerimiz, cemiyetlerimiz uzun süreli devam ederdi. Eski milli kıyafetler şu anda yok. Eskiden, daha evvelden vardı bunlar. Kısmen de gördüğümüz oldu. Şimdi genç arkadaşlara önerimiz, diğer vatandaşlara önerimiz, baba topraklarını terk etmesinler. Bizim gibi gelip bu tür uğraşlarla vakitlerini geçirsinler. Boş şeylerle uğraşmasınlar. Hem ata toprağını canlandırıp yaşamış olurlar, hem de kendi bütçelerine katkı, kendi ürettiklerini tüketme imkanı olur. Bunu da tavsiye niteliğinde belirtmek isterim. Avşar köyümüze geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün tanıtımına emeğiniz geçiyor. Bizleri tanımış oluyor, sizleri tanımış oluyoruz. Bu hizmetlerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.